Biz Hızır mekanında lokmalarımızı, gülmeklerimizi, deyişlerimizi söyledik. Bize ayrılan mekan, bu mekan Hıdırbaş dediğimiz Hıdır Çelik ozanımızın tapulu arazisidir. Dolayısıyla o yukarıdan tutun Hızır çeşmesinin üst tarafından şu alana kadar, yani şu tel örgünün olduğu alanı bize verdi. Hızır için burayı düzenleyebiliriz, kullanabiliriz. Fakat çok imkansızlıklarımız var. Yani burada Alevi toplumu veya büyük cemevleri, dergahlarımızın çok fazla imkanların olduğunu biliyoruz. Çok lüzumlu şeylere bu imkanları kullansalar, elbette ki biz de Hızır mekanında onların bu tür hak lokmalarını bekleriz. Burayı bir düzenlemeye başlasınlar. Fakat şurada bir balık tesisleri var. Balık tesisleri kurulurken bu mekanın sahibi Hıdır Çelik canımız, aslında bizim de eş başkanımızdı. Hızır Mekanı Doğa Koruma Derneği'nin eş başkanıydı. 2 yıl önce Hakk'a yürüdü. Onun da devri daim olsun. Aslında çok da yaklaşımı ziyaru diyarlara karşı hem deyişleriyle hem yazdıklarıyla samimi duyguları vardı. İnançlı bir canımızdı. Hakk'a yürüdü, devri daim olsun. Ama yoksulluklardan, imkansızlıklardan rağmen şurada kendine küçük bir balık tesisi kurdu. Rızkını oradan kazanmak istedi. Lakin bu sonra bir büyük bir ticarethaneye dönüştü. Gördüğünüz gibi işte burada bir ibadet alanı, birçok ibadet alanı biliyoruz. Yani gidelim bakalım, kilisenin yanında, caminin yanında ya da başka ibadet alanlarının yanında böyle bir tesis var mıdır, yok mudur, bir bakmak lazım. Bence yani burada görüntü olarak, burada bu doğaya, bu inanca, bu ibadete uygun bir düzenleme değildir. Görüntüsü bile çok hoş değil. Ne kadar vermiş, kaç yılına vermiş bilemiyoruz. Yani yasal düzenlemeler de yapılmış. Sanırsam kontratlar imzalanmış. Bir şirket burayı kaç yılını almış tam olarak bilmiyorum ama örneğin şurada ki görüntüye baktığımız bir zaman bile yani çok hoş bir görüntü değil. İbadet, inanç ve ziyaret diyarlarımız, mekanlarımıza uygun düzenlenmiş bir ticari mantık değil. Ya bu konuda ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bunu yönetim kurulu ve ailenin rızalarını da almamız lazım. Hanemiz aslında çok itikatlı bir hanemiz. Yani bu noktada bizi anlayışla karşılayabilir. Bunu onlarla konuşmamız ve burada ne yapabiliriz? Yani bu görüntüyü nasıl ortada kaldırabiliriz? Ancak onların rızalığıyla olabilir. Çünkü tapulu arazisi gerçekten olmaması, tüm canlılarımız da bunun için çok konuşuyorlar. Çok sıkıntı da var bu noktada. Alevi toplumu burada böyle bir tesisinin olmasını istemiyor. Yani gerçekten de her gün bize söyleniyor, telefonlar açılıyor. Bu nedir, bu niye böyle tesis açıldı? Bu görüntüyü ortada kaldırmak, ailenin de mağduriyetini gidermemiz lazım. Yani bu mağduriyet nasıl giderilecek? Şimdi doğrusu çok bu konuda fikir sahibi de değilim. Ancak onların vereceği karar ve buradaki Alevi toplumun vereceği kararla bu olabilir. Zaten Hıdır abi yeterince bu Hızır mekanına ilgili bize bayağı bir yer açtı. Yani gördüğünüz bu tel örgülerin alanı yukarı kadar bize burayı açtı. Biraz bizim de bu konuda sıkıntılarımız var. Yani burayı düzenleyip bugünkü burada görüntüyü daha rahatlatabilir, daha olanakları imkanlı hale getirebilirdik. Umarım ve dilerim ki Hızır'ın gayretiyle biz burayı, bu görüntüyü ortada kaldırırız, kaldırmaya çalışırız. Dileğim ve temennim bu kirliliği, ziyaret diyarlarımıza yakışmayan bu ortamı ortada kaldırmaktır.